Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. İkinci kitapta 12. üniteye geldik. Bu ünitemizin konusu müzik. Bu ünitemizde aynı zamanda duyulan geçmiş zamanı gramer konusu olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Dersimize başlayalım. 45. ders. Dersimizin adı Ben Saz Çalıyorum. Dinleyiniz ve kontrol ediniz. 1. Piyano. 2. Gitar. 3. Saksafon. 4. Flüt. 5. Bateri. 6. Keman. 7. Saz. 8. Org. 5. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Saz çalmayı biliyor musun? Evet, biliyorum. Ya sen? Hayır, bilmiyorum. Peki sen hangi müzik aletini çalıyorsun? Ben gitar çalıyorum. Siz de bu diyalog gibi benzer diyaloglar kurabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir diyalog var arkadaşlar. Selma ve Emine konuşuyor. Selma'ya ait cümlelere S harfi, Emine'ye ait cümlelere ise E harfini koyuyoruz arkadaşlar. Diyaloğu dinleyiniz. Ve diyaloğa göre aşağıdaki cümlelerin kime ait olduğunu yazınız. Merhaba Emine. Merhaba Selma. Ben müzik kursuna başladım Emine. Hafta sonları müzik kursuna gidiyorum. Günde 2 saat gitar dersi alıyorum. Sen de gelmek ister misin? Hayır, benim kursa ihtiyacım yok. Sen herhangi bir müzik aleti çalabiliyor musun? Evet, ben keman ve piyano çalıyorum. Müzik aleti çalmak bence çok zor. Sen nasıl başarıyorsun bunu? Bence zor değil. Ama pratik yapmalısın. Ben şimdi evde düzenli olarak pratik yapıyorum. İnşallah ileride güzel bir şekilde gitar çalabilirim. Enstrüman çalmayı sen kendin mi öğrendin Emine? Hayır, bana babam öğretti. Benim babam müzik öğretmeni. Şu anda babam bana saz çalmayı da öğretiyor. Gelecekte ünlü bir müzisyen olmak istiyorum. İnşallah olursun. İnşallah. Diyaloğu dinledik. Bana göre müzik aleti çalmak zor. Kim? Selma. Hafta sonları müzik kursuna gidiyorum. Kim? Selma. Enstrüman çalmayı bana babam öğretti. Kim? Emine. Evde düzenli olarak pratik yapıyorum. Kim? Selma. Ben keman ve piyano çalmayı seviyorum. Kim? Emine. Günde 2 saat gitar dersi alıyorum. Kim? Selma gitar dersi alıyor. Benim babam müzik öğretmeni. Emine. Gelecekte ünlü bir müzisyen olmak istiyorum. Kim? Emine. Bu şekilde arkadaşlar. Çalışma kitabından devam ediyoruz. 1. Kanun. 2. Saksafon. 3. Saz. 4. Dabruka. 5. Davul. 6.
Bateri. 7. Flüt. 8. Gitar. 9. Piyano. 10. Org. 11. Keman. Müzik dinlemek. Piyano çalmak. Albüm satın almak. Şarkı söylemek. Şarkıcı olmak. Pop müzikten hoşlanmak. Arkadaşını konsere davet etmek. Konsere gitmek. Davulcu düğünde davul çalıyor. Ben pop müzikten hoşlanıyorum. Kardeşim çok küçük yaşta enstrüman çalmaya başladı. Özellikle klasik müziği seviyorum. Ben daha çok gitar çalmayı öğrenmek istiyorum. Şimdi burada anlamlı bir diyalog oluşturacağız arkadaşlar. Her cümleye bir numara vereceğiz. Ne tür müzikten hoşlanıyorsunuz? Pop müzikten hoşlanıyorum. 2. En çok kimi dinliyorsunuz? 3. Tarkan ve Sezen Aksu. 4. Peki siz şarkı söylüyor musunuz? Maalesef sesim güzel değil. Herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? Gitar ve davul. Şimdi buradaki soruları kendiniz cevaplayacaksınız arkadaşlar. İsterseniz bunu yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Ne tür müzikten hoşlanıyorsunuz? En sevdiğiniz şarkıcı kim? Herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? En son ne zaman albüm satın aldınız ve o kimin albümüydü? Bu bağlama kimin? Benim. Sen bağlama çalabiliyor musun? Evet, çalabiliyorum. Daha önce okulda bağlama çaldın mı? Hayır, okulda ilk defa bağlama çalacağım. Bağlama çalmak zor mu? Biraz zor. 2 sene kursa gittim. En çok halk müziğinden mi hoşlanıyorsun? Genellikle. Bazen pop müzik de dinliyorum. En çok hangi şarkıcıyı seviyorsun? Orhan Hakalmaz'ı seviyorum. O gerçekten çok güzel şarkı söylüyor ve saz çalıyor. Sevgi, sahneye gel lütfen. Affedersiniz arkadaşlar. Birkaç dakika sonra geleceğim. Lütfen gürültü yapmayın. Birlikte çalabilir misiniz? Deneriz. Hangi parçayı çalacağız? Fark etmez. İstediğinizi. Çok güzel. Tebrik ederim. Yarın öğleden sonra saat 3'te görüşmek üzere. 46. dersten devam ediyoruz. Dersimizin adı Ne tür müzikten hoşlanıyorsun? Ne tür müzikten hoşlanıyorsunuz? En sevdiğiniz şarkıcı kim? O nereli? Bunu da önceki derste sorduğum soru gibi
Yorumlar bölümünde cevaplayabilirsiniz. Burada birkaç tane müzik türü var. Onları göstermek istiyorum. Halk müziği, caz müzik, pop müzik, sanat müziği. Tabii bunların dışında da müzikler var arkadaşlar. Mesela Türkiye'de hangi müzik türleri var? Bunları araştırıp yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Ne tür müzikten hoşlanıyorsun Osman? Pop müzikten hoşlanıyorum. En sevdiğin şarkıcı kim? En sevdiğim şarkıcı Sezen Aksu. Onun sesi ve şarkıları gerçekten harika. Sende onun albümleri var mı? Evet, bende onun bütün albümleri var. Son albümünü geçen hafta satın aldım. İçinde çok güzel şarkılar var. Son albümünü ödünç verebilir misin? Elbette veririm. Sen de mi pop müzikten hoşlanıyorsun? Ben aslında halk müziğinden hoşlanıyorum. Sadece Sezen Aksu'nun yeni şarkılarını merak ettim. Sezen Aksu'nun bu cumartesi konseri var. Ben 2 tane bilet aldım. Konsere beraber gidebiliriz. Ne dersin? Olur, gidelim. Konser saat kaçta? Akşam saat 8'de. Nerede? Arena stadyumunda. Seninle akşam 6'da parkın karşısında buluşuruz. Anlaştık. Davetin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Diyaloğu dinledik. Siz de videoyu geri alıp diyaloğu birkaç kere daha dinleyebilirsiniz ya da okuyabilirsiniz. Osman pop müzikten hoşlanıyor. Doğru. Osman'ın en sevdiği şarkıcı Sezen Aksu. Doğru. Osman'da Sezen Aksu'nun bazı albümleri yok. Yanlış. Osman'da Sezen Aksu'nun bütün albümleri var. Burak, Sezen Aksu'nun son albümünü ödünç istiyor. Doğru. Burak, klasik müzikten hoşlanıyor. Yanlış. Burak, halk müziğinden hoşlanıyor. Osman ve Burak konsere beraber gidecekler. Doğru. Çalışma kitabından devam ediyoruz. Burada müzik türleri var arkadaşlar. 1. Klasik müzik. 2. Halk müziği. 3. Caz müzik. 4. Pop müzik. Benim adım Emily. Ben en çok pop müzikten hoşlanıyorum. En sevdiğim şarkıcı Tarkan. O Türkiye'li bir pop yıldızı. Ben gitar ve bateri çalıyorum. Şu anda piyano çalmayı öğreniyorum. Cumartesi günleri piyano kursuna gidiyorum. Ben Koray. Türkiye'liyim. Ben klasik müzikten ve halk müziğinden hoşlanıyorum. En sevdiğim şarkıcı Zara. O halk müziği sanatçısı. Ben daha çok klasik müzikle ilgileniyorum. Keman çalmayı çok seviyorum. Gelecekte meşhur bir müzisyen olmak istiyorum. Bu cümleler kimle ilgili buraya işaretliyoruz. Klasik müzik ve halk müziğinden hoşlanıyor. Koray. En sevdiği şarkıcı Tarkan. Emily.
gelecekte müzisyen olmak istiyor. Koray, cumartesi günleri piyano kursuna gidiyor. Emily, o gitar ve bateri çalıyor. Emily, en sevdiği şarkıcı Zara. Koray, keman çalmayı çok seviyor. Koray, en çok pop müzikten hoşlanıyor. Emily, bu ne? En sevdiğim şarkıcının son albümü. Ne tür müzikler dinlemekten hoşlanıyorsun? Pop müzik. Hangi müzik aletini çalıyorsun? Piyano. En sevdiğin şarkıcı kim? Tarkan. O bir pop yıldızı. Cumartesi akşamı konser var. Konsere beraber gidelim mi? Olur. Davetin için teşekkürler. Akşam saat 6'da buluşalım mı? Tamam, anlaştık. Şarkı söylüyor musun? Hayır, sesim hiç güzel değil. Karışık verilmiş kelimelerle anlamlı cümle oluşturacağız arkadaşlar. Hoşlanıyorum ben klasik müzikten. Ben klasik müzikten hoşlanıyorum. Bilmiyorum gitar ben çalmayı. Ben gitar çalmayı bilmiyorum. Günü gidelim pazar konsere beraber. Pazar günü konsere beraber gidelim. Sevdiğim benim Musa Eroğlu şarkıcı en. Benim en sevdiğim şarkıcı Musa Eroğlu. Değil saz zor çalmak bence hiç. Bence saz çalmak hiç zor değil. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Videoda sorduğum soruların cevaplarını yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Benim en sevdiğim şarkıcılar Barış Manço ve Cem Karaca. Bunları dinlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.